Merhaba arkadaşlar, Osmanlı padişahlarının hayatını anlatacağımız serinin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün Osmanlı'ya adını veren ve 623 yıl hüküm sürecek imparatorluğun temellerini atan Osman Bey'in hayatını anlatacağız. Fakat videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoların hızlı gelmesi ve bizi teşvik etmek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu ufak hatırlatma bittiğine göre videoya geçelim. Takvim yaprakları 1258 yılının 9 Mayıs'ını gösterirken Söğüt'ün daracık sokakları sevinç çığlıklarıyla dolup taşıyordu. Çünkü Kayıbeyi Ertuğrul'un Osman adındaki oğlu dünyaya gelmişti. Osman hayata beyoğlu olarak 1-0 ileriden başlasa da tek meziyeti o değildi. İyi kılıç kullanıyor, iyi at sürüyor, insanları konuşmalarıyla kendine hayran bırakıyordu. Peki eğitim durumu nasıldı diye soracak olursanız size şöyle cevap verebilirim. Düzenli bir eğitim hiçbir zaman almamıştı. Fakat ilmi sohbetlerde bulunmayı sever, hiçbirini kaçırmamaya çalışırdı. Alimleri, dervişleri, şeyhleri korur, öğrencilere bizzat kendi kesesinden yardımda bulunurdu. Osman büyüdü, güçlendi, kuvvetlendi ve evlilik çağına geldiğinde babasının arzusuyla Kayıobası'nın ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun'la evlendi. Bu evliliktense hepinizin tanıdığı Orhan Bey dünyaya geldi. Osman ne kadar Mal Hatun'la evlendiyse de gönlü Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'daydı. Sık sık Edebali'yi ziyaret etmeye başladı ve bir gün kızını ondan istedi. Fakat aldığı cevap oldukça şaşırtıcıydı. Ben kızımı beylere layık bulmam. Kendim gibi bir dervişe münasip bulurum. Edebali'nin bu cevabı Osman Bey'i ne kadar üzdüyse de belli etmedi ve kızı zorla kaçırma girişiminde bulunmadı. Çünkü zorla güzellik olmayacağını ve zorbalığın lüzumu olmadığını gayet iyi biliyordu. Osman Bey azimliydi ve şansını bir kez daha denemek istiyordu. Bundan dolayı eskiden beri arkadaşı olan ve ayrıyeten Şeyh Edebali'nin yaşadığı Eskişehir'in beyi olan Alişar'a durumu açıkladı. Kısaca ona şöyle diyordu. Ben bir kıza tutuldum ve senden ricam babasıyla konuş, onu ikna et. Alişar o dönem nasıl bir bakış attı bilemeyiz fakat tamam ben bunu hallederim diyerek Osman'ı gönderdi. İkisi ne kadar arkadaş olsalar da Alişar geçmişten beri Osman'ı kıskanırdı. Osman iyi savaşçıydı. İnsanlar tarafından seviliyordu. Prestijli bir beydi. O ise bunların hiçbirine sahip değildi. Anlayacağınız bu Alişar, Osman Bey'e zoraki bir dostluk gösteriyordu. Bu elemanın aşka, sevgiye de hürmeti yoktu. Hem Osman Bey'e kazık atma amacıyla hem de Edebali'nin servetine çökmek maksadıyla kızı kendisine istedi. Edebali bu teklifi duyunca şok geçirdi ve reddetti. Peki Alişar ne yaptı dersiniz? Ben size söyleyeyim. Bir gece adamlarıyla dergahı bastı ve kızı kaçırmaya çalıştı. Fakat bunu eline yüzüne bulaştırdı, kızı da yakalayamadı. Edebali, canının ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca Ertuğrul Bey'in topraklarına göçtü. Bu göçün nedenini duyan Osman, olanlara inanmakta zorlandı. Alişar'ın böyle bir şey yapmasına ihtimal veremiyordu. Bu sırada İnönü Tekfuru Osman Bey'in şerefine Hisarı'nda ziyafet veriyordu. Osman o dönem İnönü Tekfuru ile iyi geçiniyordu. Alişar ve çevresine topladığı bir grup tekfur ise plan yaptılar. İnönü Tekfuru'ndan Osman'ı isteyecek ve onu katledeceklerdi. Fakat hiçbir şey umdukları gibi olmadı. İnönü Tekfuru kendisinin misafiri olan Osman'ı teslim etmeyeceğini, gerekirse bu uğurda öleceğini söyledi. Ardından Osman'ı durumdan haberdar etti. Osman, can dostu olarak gördüğü Alişar'ın ihaneti karşısında öfkeden çıldırdı ve askerleriyle beraber Hisar'dan çıkarak karşı saldırıya geçti. Alişar bu saldırı karşısında kaçmak zorunda kaldı. Tekfurlardan bazıları ise Osman'a yakalandı. Bunlardan biri Köse Mihail oldu. İleriki zamanlarda Mihail ve Osman sıkı dost oldular. Hatta Mihail din değiştirdi. Onun nesmi Mihailoğulları adı altında nesillerce Osmanlı devletine hizmet etti. Şimdi sen sevgili izleyici Alişar'a ne olduğunu merak ediyorsundur. Hemen cevaplayalım. Alişar'a tam olarak ne olduğunu maalesef ki bilemiyoruz. Fakat en kuvvetli rivayet Moğollarla girdiği güç mücadelesinde hayatını kaybettiği yönünde. Yani anlayacağın onu öldüren Osman değil. Günlerden bir gün Osman Bey geceyi Şeyh Edebali ile sohbet ederek geçirdi ve gece yarısı uyumaya gittiğinde ilginç bir rüya gördü. Rüyasında Şeyh Edebali'nin yanında yatıyordu. Edebali'nin göğsünden bir hilal çıktı. Gittikçe büyüyerek dolunay halini aldıktan sonra kendi göğsüne girdi. Göğsünde bir ağaç bitti. Büyüdükçe büyüdü. Dallarının gölgesi bütün karaları ve denizleri kuşattı. Kafkas, Atlas, Toros ve Hemos dağları göz alabildiğince yükseliyordu. Kökünden gemilerle dolu olan Dicle, Fırat, Nil ve Tuna kaynıyordu. Sahralar yemyeşil ekinlerle doluydu. Uzaktan kubbeler, ehramlar, dikili taşlar, sütunlar, latif kulelerle süslü koca şehirler görünüyordu.
Büyük binaların hepsinin tepesinde birer hilal parladığı gibi minarelerden ezan sesleri yükseliyordu. O sırada kuvvetli bir rüzgar çıkıp ağacın dallarındaki yaprakları dünyanın şehirleri üzerine, bilhassa iki deniz ile iki karanın birleştiği yerde, iki yakut ve iki zümrüt arasına yerleştirilmiş bir cevhere benzeyen ve bütün dünyayı kuşatan bir halkanın en kıymetli taşı yerinde olan Konstantiniyye'ye doğru dağıttı. Osman halkayı parmağına geçirmek üzereyken uyandı. Osman uyanır uyanmaz rüyasını Edebali'ye anlattı. Edebali heyecanlı bir şekilde devlet müjdesidir dedi ve ardından ekledi. Ey Osmancık! Kuracağın devlet kısa zamanda cihanın yarısına hakim olacak. Senin soyundan gelenler Peygamber Efendimizin müjdesini gerçekleştirecek. Bu şereften kızımı ve soyumu mahrum edemem. Evet, Edebali rüyayı yorumladıktan sonra kızı ve Osman'ın evlenmesine razı oldu. 1281 yılının bir sonbahar gecesinde ise Koca Çınar Ertuğrul Gazi hayatını kaybetti. Ölmeden önce Osman'a, "Oğul Osman, aşiretimi devlet yapmalısın," dedi. Sonrasını biliyorsunuz. Osman ve amcası Dündar beylik mücadelesine girmiş ve bu mücadelenin kazananı Osman olmuştu. Osman'ın başından belalar eksik olmadı. Çevredeki Tekfurlar ittifak yapıp onu ortadan kaldırmaya karar verdiler ve Ermenibeli çevresinde pusuya yattılar. Fakat Aratos adındaki bir Rum bu pusuyu Osman Bey'e söyledi. Erkenden haber alan Osman hazırlıklı gitti ve Tekfurlarla savaşa girişti. Bu savaştan başarıyla ayrıldı fakat yeğeni olan Bay Hoca bu savaşta şehit düştü. Osman yeğeninin ölümüne çok üzüldü ve gözyaşlarına boğuldu. İntikam yemini ederek gazalarına devam etti. 1285 yılının bir gece yarısı yanına aldığı 300 kadar askeriyle Kulacahisar'ı bastı, kaleyi aldı. En büyük kilisesini camiye çevirdikten sonra bir miktar asker bırakarak İznik Gölü istikametindeki ilerleyişini sürdürdü. Bu ilerleyişi durdurmak isteyen İnegöl Tekfuru Nikola ve Karacahisar Tekfuru Melansiya birleşerek İkizce'de Osman Bey'i savaşa zorladı. Osman bu savaşta abisi Savcı Bey'i kaybetti. Savcıyı öldüren İnegöl Tekfuru'nun kardeşiydi. Tabi bu Tekfur'un kardeşi Osman tarafından yakalandı ve "sen beni yakalasaydın ne yapardın?" diye soruldu. Adam kızgın bir şekilde "öldürürdüm" yanıtını verdi. Osman da ona yanıtıyla karşılık verdi ve adamı öldürttü. 1288 yılına gelindiğinde ise sıra Karacahisar'daydı. Nihayet uzun bir muhasara sonunda kaleyi ele geçirmeye muvaffak oldu. Cuma günü şehre girdi, yağma ve tahribe izin vermedi. Yaptırdığı iki şey vardı. Büyük kilise camiye çevrildi, heykeller ve tasvirleri temizletti. Şunu da eklemek gerekir. Osman adalet olmadan ne devleti ne de milleti bir arada tutamayacağını biliyordu. Bundan dolayı Dursun Fakih'i Karacahisar'a kadı olarak atadı. Bu fetihten sonra Selçuklu Sultanı ve Osman Bey adına hutbeler okutuldu. Osman ve çevresindekiler Selçuklu Sultanı'nın adını anmak ve anmamak arasında gitgeller yaşamışlardı. Fakat etrafları bu kadar düşmanla doluyken yeni bir düşman kazanmaya gerek yok diye düşündüler. Buna karşılık Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesud, Osman Bey'e o yıl Büyük Uç Bey'i tayin edildiğini, bütün vergilerden muaf tutulduğunu bildirdi. Ardından Tuğ, Alem, Murassa, Kılıç, Gümüş Koşumlu At, Silah, 100 bin dirhem para ve çeşitli hediyeler gönderdi. Hızını alamayan Osman, Bilecik'i, Yarıhisar'ı, Turgutlu'yu aldı. Yetti mi dersin? Yetmedi. Yontihisar'ı, Yenişehir'i de ele geçirdi. Ardından Bizansların Bafeon, bizim ise Koyunhisar'ı dediğimiz savaş yapıldı. Bizanslılar ağır bir yenilgi aldı. Osman 1320'li yıllara gelindiğinde ata binemez hale gelmişti. Hastaydı ve günden güne sağlığı bozuluyordu. Bu durum onun fetih hareketlerine katılmasını engellese de oğlu Orhan onun yolundan ilerlemeye devam etti. Orhan naip olarak babasından aldığı yönetimle beyliğin sınırlarını günden güne genişletti. Bazı kaynaklara göre 1324, bazı kaynaklara göre ise 1326 yılında Osman hayatını kaybetti. Ertuğrul Bey öldüğünde toprakları 4800 km civarındaydı. Osman ise babasından aldığı toprakları 4 misline çıkarmış, 16.000 kilometreye ulaştırmıştı. Yeni bir devletin temellerini atan Osman, 43 yılda hanedanını çok farklı bir yere getirmişti. Evet, Osman Bey'in hikayesi böyleydi. Fakat asıl yükseliş Orhan'la başlayacaktı. Yeni video için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutma. İyi günler.